sizinle buluşmak için geldiler. Ayrıca damat efendi kardeşim de dedi ki, benim için de hocamın huzuru cemaatte ellerinden öp, ben de ellerinden öpüyorum. Huzurlarınızı bir kez daha geldiğinden dolayı teşekkür ediyorum ve kendisine bir kumbanı veriyorum. Başarılar diliyorum inşallah. Allah razı olsun Mustafa Can, maşallah, maşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli amin. Bi hurmeti habibikel emin. Değerli kardeşlerim, aziz misafirler, muhterem davetliler, şerefli Müslümanlar. Umraniye müftülüğü adeta mutlu, mesut bir aile yuvasına benzer. Müftüsünden kayyumuna kadar hepsi samimi, salih, sadık ve birbirini seven, sayan kardeşlerimizdir. Müftülüğümüzün mensuplarından çok sevdiğimiz mutemedimiz Lütfi kardeşimizin de düğününde bulunmaktan ayrıca memnuniyet ve saadet duygularıyla doluyuz. Allahu Teala bu düğünümüzü, daha sözlerimin başında, mübarek eylesin inşallah. Rahmetini ve rızasını ikram eylesin. Ve Rabbim dünyada da ahirette de bunları mes'ud eylesin, bahtiyar eylesin inşallah. Uzaktan yakından gelen siz kardeşlerim de, davete katılarak gelen siz kardeşlerime de Rabbim cennet ve cemalini ikram eylesin. Fazla uzatmadan günümüzün mana ve önemi üzerinde söylenmesi gereken 3-5 hususu arz edip keseceğim. Çünkü vakit de yaklaştı. Üzerinde durmak istediğim iki husus var. Birisi, madem ki nikah merasimi münasebetiyle buradayız, toplanmamıza vesile olan hadise de budur. Bununla alakalı. Nikahın iman ile alakasını kısaca arz etmek istiyorum. Bu pek fazla anlatılmıyor, arz edilmiyor, biraz kapalı kalan yönleri var. Acaba nikah ile iman arasında nasıl ve ne alaka var? Bu bağlantıyı şöyle bir kuralım diyorum. Sabrınızı fazla taşırmadan, nikah ile iman arasındaki bağlantıyı Kur'an ve sünnet ışığında arz etmeye çalışayım. Kardeşler, hemen ayet-i kerimeyi arz edeyim uzamasın diye. Estaizu billah, Kur'an-ı Mübin'in Bekara Sure-i Celilesi'nin 221 numaralı ayetini mutlaka defalarca okumuşsunuzdur. Defalarca okumuşsunuzdur. Bakın Rabbimiz bu ayetler haşa göstermelik olsun, sadece okunsun, geçilsin diye inzal buyurmamıştır. Her ayetin oturacağı bir yer var, izahı var, mevzusu var, mavud-u aleyhi var. Mutlaka bunları yerli yerinde görmek lazım. Bakınız işte bu konuda şu ayeti kerime çok dikkatimizi çekiyor. Estaizu billah. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Devamında وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Bu ayetler çok müthiş. Bilmiyorum dikkatinizi fazla çekti mi, ama vallahi düğünlerde, nikah merasimlerinde bu ayetler beni ürpertiyor. Nedir bu? Vela tenkihu, bakınız.
nikahlamayın, nikahınız altına almayın. Allahu Teala bakınız müdahale ediyor. Rabbi Rahim Zülcelal resmen müdahale ediyor, hayatımıza karışıyor. Kiminle evleneceğiz, kiminle evlenmeyeceğiz, evvela bunu Rabbim tayin ediyor. Ve la tenkihu, evlenmeyin. Bakın, nehy-i ilahi Rabbimiz resmen yasaklıyor. Ve la, bakın, lam elif. Ve la tenkihu, nikahlamayın. Sakın evleneyim demeyin, nikahlanayım demeyin. Kiminle ya Rabbi? Hani zihinlerimiz soruyor. El müşrikati, müşrik kadınlarla evlenmeyin. Bakın burada bir kelime çıktı. El müşrikat, müşrik kadınlar demek. El müminat, mümin kadınlar. El müşrikat, müşrik kadınlar. Müşrik kadınları nikahınızın altına almayın, evinize koymayın, evinize sokmayın, semtinize sokmayın. Bu Allah'ın bir hükmü, ne yapalım? Ne zamana kadar ya Rabbi? Kıyamete kadar mı? Hayır, hayır. Hayır. Hatta yü'minle, iman edinceye, mümin oluncaya kadar. Uğultu geliyor salondan da huzurum. Ve düşünce düzenim bozuluyor. Ben sessizliğe çok muhtacım. Sessiz olmadıkça konuşmanın selameti mümkün olmuyor. Rica edeceğim. Keşke bu şeyleri koymasalardı, pastaları. Zamansız oldu. Biraz sükunet olsun. Çok mühim bir konu. Yani ameliyat, kalp ameliyatından daha mühim bu. Kalp ameliyatı. İman edinceye kadar, mümin sıfatını elde edinceye kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin diyor Hazreti Allah. Yani şimdi burada durmayalım mı? Şurayı izah etmeyelim arkadaşlar. Bakın bu bize hitap ediyor. Ve la tünkihu. Bakın devam ediyor. Sakın nikahı altına vermeyin kızlarınızı. Kime ya Rabbi? El müşrikine, müşrik erkeklere kızlarınızı vermeyin. Allah bunu şiddetle nehyediyor. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar değil tabi. Hatta yü'minu, iman edinceye kadar. İman etsinler, müşrik sıfatından çıksınlar, mümin sıfatına bürünsünler, o zaman kızınızı verin. Ha, demek ki İslam itikadına göre her önüne gelen kadınla evlenemezsin. Her önüne çıkan erkeğe kızını veremezsin. Kur'an sınırlıyor. Ve bakın yasak getiriyor, engel çıkarıyor. Bizi yaratan Allah hayatımıza resmen müdahale ediyor. Ha, peki burada bir kelime çıktı karşımıza. Müşrik. Bunu anlamadan ayet anlayamayız ki. Müşriklere kız vermeyin, müşrik kızı da almayın diyor Cenab-ı Hak, şiddeti yasaklamış. Peki müşrik ne? Bu müşrik kelimesini anlamadan vallahi Kur'an'ı ve ayetleri anlayamayız, İslam'ı anlayamayız. Geçenlerde yine böyle bir samimi bir düğündeydim, çok samimi bir düğündeydim. Bilhassa hemen hemen aynı köyün, aynı semtin insanlarıydı. Bayburt insanları, sevdiğim insanlar, çok samimi, sağlam insanlar. Böyle bir düğündeydim, yine ayet-i kerimeyi arz ettim. Hemen gözüme yaşlı bir Müslümanı kestirdim. Bir şey soracağım ona. Kaç yaşındasın dedim Hacı Efendi. 65 yaşındayım hocam dedi. Namaz borcun var mı dedim. Yok dedi. Maşallah. 15 yaşından itibaren 50 yıl hiç aksatmadan namazını kılmış. Dedim ki bir şey sorsam dedim, bana darılır mısın? Haşa hocam, niçin darılayım? Dedim ki müşrik ne demektir? Kur'an'da çok geçiyor. Müşrik ne demektir? Bunun manasını açıkla, sohbete devam edeyim dedim. Vallahi açıklayamadı. Sadece şu kadar dedi. Allah'ı inkar edene müşrik denir dedi. Yanlış bir cevap.
Bakın 50 yıldır namaz kılıyordu fakat müşrik kimdir tanımamış. 50 senedir camide namaz kılıyor hacı kardeşim. Şirkin mağlup edildiği Mekke'ye defalarca hacca gitmiş fakat müşrik kimdir vallahi bilmiyor. Allah'ı inkar edendir diyor. Hepiniz biliyorsunuz ki bunları bilmek farz-ı ayındır. Malumunuz İslam'da ilim iki sınıftır. İki sınıf ilim var. İki çeşittir yani, üçüncüsü yoktur. Farz-ı ayın ilimler, farz-ı kifaya ilimler. Farz-ı ayın ilimler biliyorsunuz herkes tarafından tahsili ve elde edilmesi her kişiye, kadına ve erkeğe farz olan ilim. Talebül ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime. Hadisi bunu beyan ediyor. Buna farz-ı ayın ilimler. İşte müşrik kimdir? Bunu bilmek farz-ı ayındır. Kadına da erkeğe de. Mümin kimdir? Bilmek farzdır. Münafık kimdir? Bilmek farzdır. Küfür nedir? Şirk nedir? Dalalet nedir? Hidayet. Bütün bu kelimeler birer mefhum, birer kavram. Bunları bilmeden namaz kılamayız ki. Bunları bilmeden hacca gidemeyiz. Beytullah'a gidemeyiz. Nasıl ki döviz temin etmeden hacca gidemesin, bu bilgileri elde etmeden de hacca gidemesin. Gidersin ama bir şeye yaramaz. Müşrik kimdir? Allah'ı inkar edendir dedi. Vallahi yanlış bir cevaptır. Müşrik Allah'ı inkar eden değildir. Ne olur şurayı bir anlayalım. Kıyamet kopuyor Türkiye'de. Zihinlerde, beyinlerde kıyametler kopuyor. Memleket uçurumun kenarına geldi. Bugün geçen cumada dersim buydu. Ve küntüm ala şefa hufretin minen nar. Kur'an'ın şu teşbihine bakın. Ve küntüm idiniz ala şefa hufretin minen nar. Ateşten bir uçurumun, bir çukurun kıyısında idiniz diyor. Aynen bugün o hale geldik. Hepimiz hufra, hufra demek Arapça, çukur demek, uçurum demek. Minen nar, ama öyle bir uçurum ki ateş. Bir tekme vursalar gideceğimiz yer uçurumdur. Ve içi de ateşle doludur. Çıkmak mümkün değil. Bu hale geldi memleket. Korkunç kelime ve kavram kargaşası var. Düşünebiliyor musunuz? Ben İslam'ı kabul ediyorum dediği zaman bir Müslüman, bir insan, hiç kimse buna ses çıkartmıyor. Basın, yayın neyse sükutla karşılıyor. Yani İslam'ı istiyorum, ben Müslümanım dediği zaman kimse de bir tepki göremiyorsunuz. Ama ben şeriatı istiyorum, şeriattan yanayım dediğiniz zaman kıyamet kopuyor. Bu kıyametin sebebi nedir? Mefhum kargaşası. Halbuki İslam ve şeriat birbirinden farklı şeyler değil ki. Ama bakın toplumda bu kargaşayı çıkartmışlar. Kelimeleri bozmuşlar, manaları bozmuşlar. Müslümanım dediğiniz zaman bir şey demiyor. Ama şimdi onlar da bu kargaşadan istifade etmek isteyen kişiler çeşit çeşit kelimeler uydurdular. Mesela İslam. İslam deyince herkes bunu anlıyor, biliyor, az çok işin farkına varıyor. Ama bu yeterli değilmiş gibi bu kelimenin başına yeni yeni kelimeler ilave ederek konuşmaya başladılar. Ne diyorlar? Radikal İslam. Radikal İslam. Bu da kafi gelmedi. Fundamentalist İslam. Kökten dinci, aşırı dinci, liberal Müslüman, radikal Müslüman, fundamentalist Müslüman. Bakın şu kelimelere bakın. Halbuki Allah katında dini İslam bir tane. İki tane Kur'an yok, bir tane Kur'an var. İki tane Muhammed Mustafa yok, bir tane Muhammed Mustafa var. Bir tane sünnet var. Ama bakın kaç tane İslam. Radikal İslam, fundamentalist İslam, dinci, aşırı dinci, efendim kökten dinci, liberal İslam. Bakın ne korkunç. Bu kargaşadan nasıl çıkarız? Yine Kur'an'daki mefhumları yerli yerince Kur'an'a göre anlamakla kurtulabiliriz. Tek çaremiz Kur'an'a dayanan eğitimdir. Kelimeleri anlamadıkça, manaları kavramadıkça bir yere varmamız mümkün değil. Onun için müşrik kelimesi Kur'ani bir tabirdir,
bir sıfattır. Kur'an'dan kaynaklanan bir kavram, bir mefhumdur. Ve manası da Allah'ı inkar eden değildir. Bakın, hepimiz biliyoruz, görmedik ama Kur'an ve sünnet bize tanıtmıştır. Ebu Cehil müşrikti. Ebu Cehil biliyoruz, müşrik. Niye? Çünkü Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bu noktaya biraz fazla temas edeceğim. Bu açıdan mazur görünüz. Ebu Cehil ile, daha doğrusu Mekkeli müşriklerle alakalı Kur'an'da onları bize tanıtan birkaç ayet var. Hepsini okumayacağım. Bir tanesi şu, biliyorsunuz. Resul-i Zişan Efendimiz'e Rabbimiz şöyle hitap ediyor. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Hepimiz biliyoruz bu ayeti. Habibim, Resulüm, sen Ebu Cehil ve adamlarına, Mekkeli müşriklere sorsan ki مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı? Diye sorsaydın cevaben aynen şunu söyleyecek. لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Cevapları Allah yarattı demek olacaktı. Bakın, Ebu Cehil Allah'ı tanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'ı tasdik ediyor. Gökleri yaratan Allah'tır diyor. Yeryüzünü yaratan Allah'tır diyor. Yani gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyen bir insan Allah'ı inkar ediyor olabilir mi? Olamaz. Kabul ediyor. Peki daha niye bu küfür, daha niye bu şirk, nereden çıkıyor? Hepiniz biliyorsunuz, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyordu Ebu Cehil ve adamları, arkadaşları. Lakin Allah'ın hüküm koymasını, memleketin idaresi, insanların idaresi, insanlarla insanların arasındaki münasebetlerin tanziminde Allah karışmasın diyordu. İstediğimiz kadınla evlenelim, istediğimizle boşanalım, istediğimizi yiyelim, istediğimizi içelim. Allah bizim harekatımıza, sekenatımıza, siyasetimize, idaremize, ticaretimize Allah karışmasın diyordu. Yani tek kelimeyle izah edeyim, Ebu Cehil ve adamlarının büyük müşrik bunlar. Müşriklerin başı. Müşriklerin babaları bunlar. Ebu Cehil demek Ebu Şirk. Şirkin babası bunlar. Tek kelimeyle Ebu Cehil ve adamları diyorlardı ki Allah yaratmaya karışsın ama yönetmeye karışmasın. Allah yaratıcı olsun, insanları yaratıcı olsun ama Allah yönetici olmasın. Yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Bakın, aynen bu inançta, bu düşüncede olduğu içindir ki bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah kabul etmekle, iki Allah telakkisiyle müşrik sıfatını kazanıyordu. Çünkü müşrik kelimesi şirk kelimesinden geliyor, biliyorsunuz, şirk. Şirk kelimesi de şirket kelimesinden geliyor. Bakın, millet olarak, cemaat olarak şirket kelimesini biliyoruz. Ne demek şirket? Bir kişinin yanına bir ortak daha koyarsan ne olur? Şirket olur. Bir Allah'ın yanına bir Allah daha koyarsan buna da şirk deniyor. Allah'a eş koşmak. Allah'ın yanına bir Allah daha koymak. Bu da ne oluyor? Bir tanesi yaratan Allah, öbürü de yöneten Allah. İki tane ilah telakkisi var. Böyle düşünen, Kur'an-ı Kerim bunu şiddet eder. Hepiniz yine ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. La tettehizu ilaheyn isneyn. Bu ayeti gidip okuyalım kitaplardan. La tettehizu ilaheyni, iki tane Allah kabul etmeyin. Hem de isneyni, tekiden gelmiş, aman ha aman iki Allah kabul etmeyin. İnnemâ huve ilahun vâhid, Allah bir tanedir. Fe iyyâye ferhebûn, yalnız benden korkun diyor Allah-u Teala. İki ilah telakkisi. Bunun Kur'an'da anlatılan bu şirkin, müşrikin, bu kavramın Latincesi. Bakın, Arapçası şirk, Latincesi vallahi laikliktir. Laiklik, laisizm diyorlar. Yani din işleri ayrı, devlet işleri ayrı demek laiklik demiyorlar mı kardeşim?
Laiklik bu Latincesidir. Türkçesi Allah'a eş koşmak, Arapçası şirk. Ve bunu yapana, böyle inanan da müşrik. O halde her laik insan müşriktir, her müşrik laiktir. Kelimeleri yerinde kullanmak lazım. Kur'an bunu boşuna açıklamıyor. Kur'an'ın bu kelimeleri anlatmaktaki maksadı bu. O halde böyle inanan, böyle düşünen bir insan, yani Cenab-ı Hak bizi yaratsın, yaratmaya karışsın, dünyayı yaratsın, eşyayı yaratsın, insanı yaratsın ama insanın insanla olan alakasına Allah karışmasın. İnsanın dünya ile olan alakasına karışmasın. İnsanın eşya ile olan münasebetine karışmasın. İstediğimizi yiyip içelim. İstediğimizde cinsel ilişkide bulunalım. Şeklinde düşündüğü için bunlara müşrik deniyor. Bugünkü laikler de aynen düşündüğü için hepsi kafirdir ve müşriktir. Laikliği benimsemiş bir kişiye dört mezhebe göre kimse kız veremez. Kızını, laik bir adama kızını veren bir Müslüman bilsin ki kızını zinaya ve fuhşa teslim etmiştir. Mümkün değildir. Böyle düşünen, böyle inanan bir kızı da oğluna alan bir Müslüman bilsin ki evinde zina fiilini meydana getirmiştir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şirk kavramını anlamadan bir yere varamayız. Bakın, müçtehit alimlerimizden hepinizin bildiği, hepinizin ismini ve eserlerini yakinen tanıdığı İmam Gazali alimimiz var. Rahmetullahi aleyh İmam Gazali. Bakınız, İhya-i Ulumuddin kitabının 1. cildinin Farz-ı Ayn ilimler bahsini Arapça, Arapçasından ben takip ettim. Farz-ı Ayn ilimler bahsini açıklarken, yazarken aynen şöyle söylüyor. Men i'tekede enned dine farik ve devlete farika sümme haccel beyt sümme mate havlel kâbetil mükerreme kad mate kafiren ebeda. Bir Müslüman kişi inansa, itikad etse ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa, itikad etse, böyle bir inanca sahip olsa ve bu inancın sahibi iken haccel beyte, Beytullah'ı ziyarete gitse, hacca gitse yani. Sonra hacda evvela ne yapılır? Tavaf yapılır. Sümme mate havlel kâbetil mükerreme. Kabe-i mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp Kabe'nin duvarının dibinde ölse ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Müşrik çünkü bu. Yani yaratıcı olan Allah'ın yarattığı mahlukatı ile alakasız olduğunu düşünmek zihnen, aklen, fikren, kalben Müslümanı şirk, müşrik yapar. Mümin sıfatı çıkar anında. İşte bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, bakın mesela şimdi burada bir nikah merasimi yapıyoruz. Şer'i nikah, yani Allah'ın ve Resulünün emrettiği nikah hepinizce malum, neyle başlıyor? Allah'ın emriyle başlıyor. Hani mesela biz bu kardeşlerimizin nikahını kıymış olsak, kıyacak olsak ne diyecektik? Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadıyla, huzurdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızı falancayı vekaletiniz hasebiyle falancanın oğlu falancaya zevceliğe verdin mi? Verdim. Aldın mı? Aldım. Ama Allah'ın emriyle diye başlar. Fakat laikliğin kabulünden sonra Allah insanlara karışmasın, erkeklere, kadınlara, dünyaya, dünya işlerine karışmasın düşüncesiyle İslam'ın bu nikahını kaldırarak İsviçre'den alınan, adına da medeni denen kanunda gidiyorsunuz resmi nikaha, nikah memurunun önüne oturuyorsunuz. Ne diyor nikah memuru? İşte müracaatınız görülmüştür. Evlenmeye mani bir hal görülmemiştir. Sonra sen bunu karılığa kabul ediyor musun? Evet. Sen de bunu kocalığa? Evet. Ne diyor arkasından? Ben de nikah memuru, İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın ne Allah var ne peygamber var. Niye? Allah karışmazmış insanlara. Laikliğin icabı bu.
İslam'da nikah Allah'ın emriyle başlıyor. Laiklikte nikah İstanbul Belediye Başkanı'nın yetkisiyle başlıyor. Bakın iki tane ilah yok mu? Bir dinin ilahı, bir de hayatın, dünyanın ilahı. İki ilah kabul et. İşte şirktir ve laikliktir. Bunu böyle anlamadan vallahi bir yere hacca gidemeyiz. Bunu böyle anlamadan namaz kılamayız. Bunu böyle anlamadan abdest alamayız. Bunu böyle anlamadan Kur'an okuyamayız. İki ilah. Resmi nikahta Allah olmayışının sebebi budur. Niye Allah karışmaz diyor. Ben istediğim kadınla istediğim şekilde yatarım, kalkarım, eğlenirim. Allah ne karışır buna diyor. Ve memleketin bugünkü hale gelişi sebebi budur. Niye mesela Türkiye'de her yerde bir genel ev açılmıştır? Genel evini açan devlettir, işleten devlettir. Genel evlerinden vergi alan da kimdir? Yine devlettir. Her sene İstanbul'da devlete en çok vergi verenlerin başında bir fuhuş işletmecisi, Ermeni karısı birinci sırada yer almıyor mu? Niye? Allah karışmaz mı canım? Din başkaymış, dünya başkaymış. O iş başka, bu iş başka diyor. Allah karışmaz bu işe. Bu düşünceyle bunlar oluyor. Bu düşünceyle kumarın arkasında devlet var. Bu düşünceyle zinanın genel evlerinin arkasında vallahi devlet var. Bu düşünceyle bütün fuhşiyatın arkasında devlet var. Niye? Din ayrı, devlet ayrı. Bakın ne kadar enteresan bir noktaya getirmişler. Ama ne oluyor? Ülke bugün ne hale gelmiştir? Ne barış kalmış, ne huzur kalmış, ne sükunet kalmıştır. 70 senedir biliyorsunuz yurtta barış, cihanda barış demediler mi? Yurtta sulh, cihanda sulh. Bakın yurdun neresinde sulh kalmıştır? Yurdumuzun hangi yöresinde, hangi bölgesinde barış varsa haber verin gidelim. Bırakın yurdun muhtelif bölgelerini. Mahallelerde, apartmanlarda huzur kalmamıştır. Apartman niye böyle söylüyorsun diyeceksiniz. Ya hepiniz biliyorsunuz bugünlerde birkaç senedir daha fazlasıyla apartmanlara girdikten sonra daire kapıları var biliyorsunuz merdiven baştan daire kapıları. Bu kapılar daha evvel ağaçtan, keresteden yapılırken şimdi onlar sökülüp yerine çelik kapılar takılıyor mu takılmıyor mu? Siz söyleyin. Niye durduk yere millet niye çelik kapı takıyor? Barış var da onun için mi takıyorlar? Can ve mal emniyeti var da onun için mi 15 milyon verip çelik kapı takıyor bu millet? Hani barış, hani huzur? Hani can emniyeti, mal emniyeti? Üstelik de geçen sene kapısında bir tane anahtar bulunan vatandaş bu sene anahtara zam yapıyor, ikinci bir anahtar daha takıyor. Keyfinden mi takıyor? Yurtta barış, cihanda barış. Gelsinler benim külahım anlasın bu lafı. Doğu Anadolu'ya gidin, saat 2'den sonra hiçbir otobüs bir tarafa çıkmıyor. Güneş battıktan sonra kimse evinin balkonuna çıkamıyor. Ne yurtta sulhu, cihanda sulhudur. Her tarafa yazmışlar okullara, kitaplara, dağlara, ne mutlu Türk'üm diyene. Bakalım mutluluk, hani bütün mutluluk Türklerindir diyor. Ya neresi, hangi Müslüman, hangi Türk mutlu? Paramızın değeri meydanda. Amerikalı bir gavur geldiği zaman cebinden 1000 tane dolar çıkarttığı zaman bizim paramıza ne kadar oluyor? 12 milyon. Adam saltanat sürüyor. 1000 dolar 12 milyon. 2 ay adam istediği gibi yaşayabiliyor. Bir Alman gavuru gelip de cebinden 1000 mark çıkarttığı zaman 7 milyon. O da bey gibi yaşıyor. Anadolu'dan bir gariban Müslüman gelip de cebinden 1000 Türk lira çıkarttığı zaman tuvalete bir girip çiçeği bile yapamıyor. Hani ne mutlu Türk'üm diyene. Sen külahımı anlat bu lafı. Mutluluk Amerikalı'nın mı, Alman'ın mı, Türk'ün mü? Vallahi yanlıştır bu laflar. Bu ne mutlu Türk'üm diyene lafı yanlıştır, kepazeliktir. İşte iktisadımız meydanda, işte paramız meydanda, işte enflasyon meydanda. 10 milyon işsiz var. İşsiz adam mutlu mudur? 10 milyon işsiz var. Resmi Çalışma Bakanlığı'nın raporunda 9 milyon diye geçiyor. Her işsiz adama 3 tane de bağlantı verin, 3 tane yakınlarını hesaplayın. 9 milyonu içine çarparsanız ne yapar? 27 milyon, 30 milyon sayın. Zaten nüfusumuz 60 milyon, 30 milyonu işsiz. Ne mutlu Türk'üm diyene derseniz bu adamlar çıldırır mı çıldırmaz mı? Maskaralık mı ya? Vallahi maskaralıktır. Nereye gidiyorlar bu adamlar? Nereye götürüyorlar bu milleti? Bütün bu kepazeliğin sebebi
din işleri ayrı, dünya işleri ayrı demekten vallahi kaynaklanıyor. Bu rezaleti söküp atmadan cennete kimse gidemez. Çünkü caminin Allah'ı başka, çarşının, caddenin Allah'ı başka. Orada Allah'a, burada parlamentoya, burada bilmem kimin kanunlarına. Böyle gidemeyiz. Kul huvallahu ahad. Bakın, de ki ey Habibim, Allah tektir, otorite bir tanedir. Emrine uyulan, hükmüne uyulan bir tek Allah vardır. Ama bizde camide başka, caddede başkadır. Hani tevhid, vahdaniyet kalmış mı, tevhid kalmış mı? Yerini şirk almıştır, şirk. Türkiye müşriktir, devlet müşriktir, yönetim müşriktir. Ya Allah, işte velâ tenkihul müşrikât. Sakın müşrik kadınları evinize, yatağınıza almayın. Kabul etmem diyor Rabbim. Evvela itikadını düzeltecek. Evvela mümin ve mümine olacak, tevhid itikadına sahip olacak ki nikah ondan sonra gelsin. Evet, bu konuyu kapatıyorum. İkinci olarak da nikahın gayesi üzerinde 3-5 kelime söyleyip kesiyorum. Müminler, nikahın bir gayesi var. Bunu da peygamber, evvela Rabbimiz anlatmış, sonra peygamberimiz açıklamış. Rabbimiz ne diyor, hepiniz biliyorsunuz. Nisaukum harsun leküm. Arapça bir ayet. Türkçesi nedir? Sizin kadınlarınız, sizin tarlalarınızdır. Tarla. Bakın, harf arası tarla demek. Allah kadınları neye benzetiyor? Siz söyleyin. Tarlaya. Tarlada ne olur? Mahsul alınır. Ürün alınır. Ekin alınır. Bundan dolayı peygamberimiz de tenâkehû tenâselû. Ne demek? Nikahlanınız, nesil peydahlayınız. O halde mesela anlaşıldı. Nikahın gayesi nedir? Neslin devamıdır. Neslin üremesidir. Neslin çoğalmasıdır. Neslin temadisidir. Bundan dolayıdır ki biliyorsunuz, erkeklerin de cinsel organına, kadınların da cinsel organına ne diyoruz biz? Tenasül organı. Bakın, tenasül, nesli devam ettirmek demek. Demek gaye zürriyettir. İslam'da evliliğin gayesi zürriyettir, nesildir, tenasüldür. Ama Hristiyanlıkta, bakın, bilhassa çağdaş Hristiyanlık anlayışında, Avrupa'da ve Amerika'da evliliğin gayesi vallahi bu değildir. Amerika'da ve Avrupa'da, Hristiyan dünyada diyorum, evliliğin gayesi neslin üremesi değildir. Yani nedir? Şehveti tatmildir. Gaye değişmiştir. Bundan dolayıdır ki Avrupa'da kadınlar katiyen doğum yapmak istemiyorlar, anne olmak istemiyorlar. Hepiniz biliyorsunuz, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da ne kadar teşvik ederlerse etsinler, kadınlar doğum yapmak istemiyor. Evlenmekten gayet bir nesil değil. Çocuk istemiyorlar, çocuk yapmıyorlar biliyorsunuz. Ve bundan dolayı o çocuğa duydukları hasretin yerini köpekler almıştır. Elimizdeki resmi belgelere göre Alman polisine kayıtlı 38 milyon köpek var. Çocuk gibi onu kucağına alıyor, çocuk gibi bağrına basıyor, çocuk gibi yatağına alıyor, çocuk gibi mama yediriyor, çocuk gibi yıkıyor onu. Ve Allah'ın insanlara hizmet etsin diye yarattığı köpeğe Hristiyanlar kendileri hizmet ediyorlar. Tam tersine dönmüş. Ve bundan dolayıdır ki dünyada biliyorsunuz korkunç bir afet var, yayılıyor, Türkiye'yi tehdit ediyor. O da eşcinsellik. Avrupa'da evliliğin gayesi zürriyet, çocuk yetiştirmek olmadığı için Avrupa'da hızla erkek erkeğe cinsel ilişkiler almış başını gidiyor. Resmi rakamlara göre Amerikan halkının %46'sı eşcinseldir. Avrupa halklarının da %36'sı resmen eşcinsel olmuştur erkek erkeğe. Ve bundan dolayıdır ki Amerikan Cumhurbaşkanı'nın seçiminde en büyük pay kimindir duymuşsunuzdur? Eşcinsellerindir. Amerikan Cumhurbaşkanı'nın kurduğu resmi hükümet kabinesinde vallahi lazım 16 tane bakan eşcinseldir. Bütün gazeteler yazdı bunları. Amerika'da kurulan Clinton'ın kurduğu hükümetin hükümet kabinesinin 16 üyesi eşcinseldir. Erkek erkeğe. Şimdi biliyor musunuz? Niye? Sapmış adam. Onlar da evlenmekten gaye zürriyet değil ki. Şehveti tatmindir. Şehveti tatmıyorsa ben bunu erkekte de yaparım. Ne yapacağım karıyı ben diyor. Bakın nereden sapmış? Nereden yıkılmış kafir? Aynı yolu Türkiye'ye sokmak istiyorlar. Aynı
Biliyorsunuz geçen ay dünya eşcinselleri İstanbul'da kongre yapacaklardı. Halkın tepkisinden korkarak Vali Kozakçıoğlu iptal etti. Tam 250 bin tane erkek erkeğe sapık eşcinsel İstanbul'a gelecekti dünyadan. Bakın ne hale geldi memleket. Nereye gidiyor memleket? Vay efendim bunları söyleyince falan hoca şunu yaptı, bunu yaptı. Evvela düzeltin. Söylememize fırsat bırakmayın. Anlatmaya fırsat bırakmayın. Düzeltin bunları. Memlekette sulh kalmamış, barış kalmamış, özgürlükler kalmamış. Haklı söylemek mümkün değil. Niye konuşuyor diye adam bahane bulmaya çalışıyor. Elbet konuşulacak. İşte değerli davetliler, aziz müminler, şerefli Müslümanlar, bütün bu konuları, bütün bu mevzuları çevremize yaymak zorundayız. Var olmakla yok olmayan eşiğine gelmişiz. Bu rejim vallahi çökecek. Zaten tutmamıştır. Hemen arz edeyim, bir ispat olsun diye söylüyorum. Mezarcının da dediği gibi 1950'ye kadar tek parti diktatörlüğü vardı Türkiye'de. Herkes biliyor, bu bütün dünya biliyor. Tek parti diktatörlüğü 50'ye kadar. 50'den sonra yarım yamalak demokrasiye geçtiler. 50'den sonra hükümetler kurulmaya başladı. 50'den 93'e kaç sene geçmiş siz söyleyin? 43 sene geçmiş. Şimdi sahnede bulunan, başında da bir kadının bulunduğu hükümetin yaka numarası kaçtır? 50. hükümettir. 43 senede kaç hükümet kurulmuş? 50 hükümet kurulmuş. Bakın, yani 8 ay bile ayakta kalamamış hiçbir hükümet. Bu rejimin oturmadığını gösteriyor. Vallahi böyledir. Geçen hafta Japonya'da hükümet değişikliği oldu biliyorsunuz. Hükümeti başkasına teslim ettiler. O hükümet, dinlemişsiniz haberlerde, 38 yıllık tek hükümet. Yani 38 yıldan beri halkın kabullendiği hükümet, tek hükümet devam etmiş. İstikrara bakın, istikbale bakın, kalkınmaya bakın. 38 yılda bir hükümet devam etmiş. İstikrar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 senede 50 hükümet kurulmuş. Sen siyasi istikrarı külahıma anlat gel de. 8 ay bile gidememişsin, 9 ay bile ayakta kalamamışsın. 1 sene bile gidememiş bir hükümet. İnmiş binmiş. Ve tabii sistem çökecektir ama sahip olmalıyız ülkemize, bölgemize, milletimize, devletimize, hayatımıza sahip olmalıyız. Rejim çöküyor diye devlet çökmemesi lazım. Rejim başka şeydir, devlet başka şeydir. Ha, Rusya'da rejim çöktü, devlet çöktü mü? Siz söyleyin. İspanya'da bir zaman rejim vardı, Franco rejimi vardı. Rejim çöktü, İspanya çöktü mü? Rejim çökebilir. Rejim ayaktaki çorap gibidir. Eskidi mi, koktu mu, kaldırıp atarsın. Ayağımı keseceğim ben, çorabımı atacağım. O halde kardeşler, dostlar, davetliler, seçkin müminler, seçkin Müslümanlar, bu konuları tartışalım aramızda. Yayalım, çoğaltalım, düşüncemizi, davranışımızı bu ölçüler içinde ayarlayalım. Allahu Teala bu gayelerle, bu duygularla, bu düşüncelerle evlenen gençlerimizi bahtiyar eylesin inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hak Teala cümlemize rızasını ve rahmetini ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.